Bu Simon Bolivar Köprüsü. Biz Kolombiya'da Cúcuta şehrinin yanındaki Villa del Rosario'dayız. Venezuela sınırı sadece birkaç yüz metre uzakta. Ben Kolombiya tarafındayım ve etrafımda birçok insan var. Yaklaşık 40 bin civarında ve her gün bu köprüden geçiyorlar. İnsanlar Simon Bolivar Köprüsü'nden geçiyor. Cúcuta, Kolombiya'nın ana sınır kapısı. Çok sayıda Venezuelalı'nın güvenli bir şekilde geçebileceği bir yer. İki ülke arasındaki sınır uzunluğu 2200 kilometre. Göçmenler sadece silahlı gruplar tarafından kontrol edilen alanlara girebiliyor. İnsanlar göç bürosunda bekliyor. Cúcuta sınırının yanındaki göç ofisinde günlük ortalama 3500 kişinin pasaportu damgalanıyor. Onların buraya geldiklerinde taşıdıkları tek endişe aileleriyle iletişim kurabilmek. Kolombiya'ya girebilseler bile yeniden ayrılmaya hazır olduklarını söylüyorlar. Evet, buradaki insanların çoğu sınır ötesine yaptıkları uzun yolculuklardan sonra 3. dünya ülkelerine gidiyor. Birçoğu da sınırı geçerken karşılaştıkları zorluklardan bahsediyor. Sizden para istiyorlar mı? Evet, 30 bin Kolombiya pesosuna veya 2 milyon 500 bin Bolivar'a karşılık gelen 10 dolar istiyorlar. Bu senin için ne ifade ediyor? Bu 3 aylık asgari ücret demek. Bizim için çok pahalı. Venezuela'da enflasyon geçen yıl %2600'den fazlaydı. Ve bu siyasi kargaşanın sürdüğü ülkede ekonominin çöktüğü anlamına geliyor. Bu durum dramatik bir ilaç ve gıda kriziyle sonuçlandı. Tüberküloz ve sıtma gibi hastalıkların yeniden ortaya çıktığı açıklandı. Resmi rakamlara göre krizin başlangıcından bu yana Kolombiya'ya 2 milyonu geçen yıl olmak üzere 4 milyona yakın Venezuelalı giriş yaptı. Cúcuta'ya yerleşen göçmenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Bu sınır kasabasıyla birlikte tüm ülke küresel ölçekli insani bir krizin içinde bulunuyor.